Cümleten selamünaleyküm dostlar. Bugün Türk dış politikasının en önemli argümanlarından biri olan İHA'lar ve SİHA'lar hakkında konuşacağız. Libya'dan, Suriye'den, Irak'tan, Karabağ'dan bahsedeceğiz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın nedenli önemli adımlar attığını konu alacağız. Bununla birlikte Rusya'ya seyahat etmemiz gerekiyor. Bunun yanında bakın Körfez ülkelerine seyahat etmemiz gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bazı çarpık açıklamalar var. Bunların her birinden tek tek bahsettiğimiz, gerçekten önemli ve kritik konuları konuştuğumuz bir video olacak. Başlarken sizden ricam aşağı inip bir saniyenizi ayırıp videoyu beğenirseniz daha fazla insana ulaşmasına vesile olmuş olacaksınız. Gelin şimdi konularımıza geçelim. Türk dış politikasının son dönemde öne çıkan en önemli araçlarından birisi hiç şüphesiz insansız hava araçları. Evet, yanlış duymadınız. İHA'lar ve SİHA'lar. Bakın Suriye'de, Libya'da, Irak'ta, Karabağ'da çatışmaların seyrini değiştiren bu SİHA'lar Türkiye açısından hem uluslararası bir marka hem de farklı bir politik süreçlere olan etki kapasitesini mütevazi bir güç sahası olarak ortaya koyuyor. Özellikle sınır hattındaki problemlerde, yaşanan olası savaş durumlarında zırhlı araç teknolojilerine karşı üstünlük sağlamamız gereken noktalarda Türk SİHA'ları da artık yeni alternatif ve seçenekler arasına girdi. Bununla birlikte tankların varlığından şüphe duyulacak, tanklara yapılan yatırımın boş mu olduğunu Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'na tartıştıracak bir noktaya geldi. Şimdi konuyu daha iyi anlamamız için Hulusi Akar'ın yapmış olduğu açıklamalardan da bahsetmemiz gerekiyor. Türk silahlarının nedenli düşmanları çekinmesi için iten bir unsur olduğunu anlamamız için bu çok çok önemli. Bakın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada şunu söylüyor. Biz barışı istediğimiz halde Yunanistan bir silahlanma sevdasına gidiyor. Bunların beyhude gayretler olduğunu dile getiriyor Hulusi Akar. Türkiye'nin Kıbrıs'ta eşit iki devletten yana olduğunu söyleyen Bakan Akar ve diyor ki bakın Güney Kıbrıs Rum yönetiminin haklarını da koruyalım. Bunun yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını da kimseye yedirtmeyelim diyor. Açıkça anlatmak istediği, Türkiye'nin öne sürdüğü bu. Ve Yunanistan şunu çok iyi bilmeli. Yunanistan'ın arkasındakiler şunu çok net bir şekilde bilmeli. Biz Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarımızı hiçbirinize yar etmeyeceğiz. Hiçbirinizin karanlık emellerine de feda etmeyeceğiz. Bugün bakın Polonya, Fas, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan yetiyor mu? Bir elimin parmakları yetmiyor. Etiyopya, Tunus, Türkmenistan birçok dünya ülkesi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden SİHA ve bunun yanında askeri bir takım diğer teçhizatları da tedarik etmek için başvurularda bulunuyor. Biz bunları sağlıyoruz. Bunun yanında bakın Türkiye Afrika'da önemli bir güç haline nasıl geliyor? Eğit donat sistemini kullanarak Türkiye önce gidip oralarda ordu yetiştiriyor. Akabinde bu orduları kendi ülkesini ve bölgesini korusun diye tetikliyor. Özgüven depolatıyor. Bugüne kadar sömürüldünüz ama bugünden sonra sömürülmek zorunda değilsiniz. Bakın biz bağımsız bir ülke gibi gözüküyorduk. Biz de sizin gibiydik ama bugün dünyaya meydan okuyabiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Gelin sizi nasıl yaptığımız konusunda bir eğitelim. Akabinde askeri teçhizat bakımından sizi bir donatalım diyor. Ve Fransa'nın ve Almanya'nın ve İtalya'nın, Amerika'nın, Rusya'nın, İngiltere'nin kudurmuş köpeklerin her birinin planları orada yerin dibine giriyor. Bakın burada Ukrayna'yı ayrı bir başlıkta incelemek de lazım. Çünkü ülkesinin doğusunda bakın bu Donbas bölgesinde Rusya ile bir savaşın eşiğine gelen Ukrayna için Türkiye'nin adımları oldukça önemli. Sadece SİHA teknolojisi açısından değil bakın siyasi desteği de çok çok önemli. Masadaki üstünlüğü açısından bu Türkiye için vazgeçilmez bir nokta. Türkiye'nin Ukrayna'nın NATO üyeliğini desteklemesi ve Kırım konusunda da yasa dışı bu ihlak yaklaşımını Ukrayna açısından çok kıymetli görüyoruz. Bakın ünlü siyaset bilimci Francis Fukuyama'nın 27 Kasım'daki sosyal medya paylaşımı çok dikkat çekiciydi. Bunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Ukrayna'nın Türk insansız hava araçlarını kullanması oyunun kurallarını tamamen değiştirebilir. Bu yüzden Moskova bu konuyla meşgul görünüyor diyor. Şunu kastediyor diye ki Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın seyrini Türk silahları belirleyecek.
Bugün Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli imkanlarla kendi menfaatleri için kullandığı ve dünyaya da sunduğu askeri ekipmanlar savaşların kaderini belirleyebilir noktaya geldi. Ve bu 10 yıl gibi çok kısa bir sürede meydana geldi. Ukrayna Kırım hattı Rusya için ne kadar önemliyse Türkiye'nin geçmişten günümüze uzanan jeopolitik çıkarları açısından da o kadar önemlidir. Buradaki gelişmeler, bakın, Karadeniz, Kafkaslar, hatta Hazar'a uzanan Türk kuşağı diyebileceğimiz düzeydedir. Bu detay bugün için gün yüzüne çıkan fotoğrafta Türkiye-Rusya ilişkilerinin kırılganlığını bize gösterecek, sunacak, önemli başlıklar halinde önümüze koyacak gibi gözüküyor. Bunu bir cebe koyalım. Bakın, 3 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesinde Rusya'nın bu konudaki kaygılarını aktardı. Herkesce artık biliniyor. Görüşmede Putin'in Ukrayna'nın Donbas'taki bu savaş bölgelerindeki Türk İHA'larını kullanarak yıkıcı davranışlarda bulunduğunu söylüyor. Biz bunun öncesinde, bakın, bu İHA'larla Rusya'nın karşısına çıktık. Nerede çıktık? Suriye'de çıktık. Libya'da çıktık. Karabağ'da Ermenistan'ı yerle bir ettik. Yine çıktık. Bugün Donbas'ta, Ukrayna'da yine çıkıyoruz. Bakın, Etiyopya'ya SİHA satıyoruz, Amerika Birleşik Devletleri ordusunu vuruyoruz. Bunu kimse küçümseyemez. Ermenistan'ı yeniyoruz, SİHA'larla Rusya'yı vuruyoruz. Libya'da yıkıcı bir galibiyet alıyoruz, Fransa'yı indiriyoruz. Şimdi bu Ukrayna-Rusya arasındaki çatışma anında Türkiye arabuluculuk teklif etti. Tabii ki Kremlin tarafından bu kabul edilmedi. Çok sayıda insansız hava aracı olan Ukrayna'nın bu kez de Türkiye ile ortak savunma üretimi yapacak olması bir soğuk savaş stratejisi yürüten Rusya açısından önemli problemlerden birisi olarak gözüküyor. Türkiye bir yandan Rusya ile iyi ilişkiler kurmak isterken bir yandan da Ukrayna'daki bu kaotik süreci tamamen NATO'dan ayrı hareket ederek yürütmek istiyor. Öyle anlaşılıyor ki Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim Türkiye ve ABD ve daha da ötesine gidiyor. Bakın, Türkiye-NATO ilişkileri bakımından da bir araçsallık taşıyor. Her ne kadar S-400 alımı sebebiyle Türkiye-Amerika ilişkileri tarihinin en olumsuz dönemlerinden birini yaşasa da, ki geçmişte de bizim aslında hiçbir zaman aramız iyi olmadı, Amerika Birleşik Devletleri NATO bloğunun Ukrayna'da Rusya'ya karşı caydırıcılık konusunda Türkiye'nin yukarıdaki bu etki kapasitesini de daha gerçekçi şekilde irdelemesi, hep bu savundukları gibi NATO'nun çıkarları açısından da anlamlı olsa gerek ki Türkiye ile bu konuda ittifak yapabilecek gibi duruyorlar. Çünkü Rusya var. Bakın, Türkiye bir denge politikası gütmek zorunda. Vaktiyle Abdülhamit nasıl ayakta kaldı? 33 yıl yıkılmak üzere olan bir ülkeyi nasıl güçlü bir şekilde böyle yere çakılmışçasına ayakta tutmayı başardı? Bunu bilmek lazım. Denge politikası. Bir tarafını İngilizler aldı, bir tarafını Almanlar aldı. Bir tarafını Amerika'ya aldı, bir tarafını Rusya'ya aldı ve buradaki dengeyi güdebildi. Bunu başka ülkeler neden yapmıyor? Yapamıyor kardeşim, yapamaz. Çünkü elinde bu denli güçlü kozlar yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Jeopolitik açıdan güçlüdür. Jeostratejik açıdan güçlüdür. Yeraltı kaynakları açısından güçlüdür. Bulunduğu coğrafyadaki kültürel bağları açısından güçlüdür. Geçmişi dolayısıyla güçlüdür. Gelecek planları dolayısıyla güçlüdür. Ve Türkiye denge politikasında bunları öne sürüp kullanabiliyor. Türkiye'nin elinde bir deste kağıt var. Bu masadaki herkes de bu kağıtlardan var. Ama Türkiye'nin elindeki kağıtlar benzersiz. Bakın, şunu da eklemek isterim. Türkiye'nin her anlamda güçlü olması, gücünü toparlaması gerekiyor. Türkiye çok da dostane yaklaşmayan çevrelerdeki değerlendirmeye örnek olsun diye 15 Aralık'ta bir Ermeni gazetesinde çıkan şu analizdeki ifadeyi de sizlere aktarmak istiyorum. Ukrayna bir savaş baş gösterirse Ankara güç dengesini Kiev'in lehine çevirecek durumda değil. Böyle bir adım mali açıdan iktidarsız bir Türkiye'yi sert sonuçlarla karşı karşıya bırakacaktır diyor. Yani şunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla güçlü, lideriyle güçlü, siyasi yapısıyla güçlü, dış politikada baskın, coğrafyada güçlü olduğumuz, güç elde ettiğimiz birçok bölge var. Ama ekonomik olarak da güçlü olmamız gereken bir döneme ilerliyoruz. O yüzden yeni ekonomik reformlarla Türkiye'nin başka ülkelere olan mecburiyetini ortadan kaldırmalı ve güçlü bir ekonomiyle yolumuza devam etmeliyiz dostlar.